Sıradan bir gün yaşıyorum. Her zamanki gibi arabaya bindim. Ama birden bir kız ortaya çıktı. Aa, dur biraz. Nereye gidiyorsun? Ve bu kız da kim? Sanırım kafası karıştı. Tuhaf durumlarda kızlara bir çikolata verebiliriz. İşte çikolata alsana. Denesene, çok lezzetli. Hayır şapşal, paketi yeme. Uzaylılar farklı şeyler yiyor olmalılar. Tabii ki yemek yiyorlarsa. Doğruymuş, çikolata çok güzel. Aa dostum, bu kıza her şeyi öğretmem gerekecek. Tamam, bu kıza gerçek yiyecek bir şeyler verelim. Pekala, en azından hazır noodle olabilir. Burada dur, hemen geliyorum. Ama bu yemek kızımızı korkuttu. Diğer her şey gibi tuvalet kağıdından da korkuyor. Sanırım kendi noodle yeme yöntemini geliştirdi. Aa hayır, neden onu bir tarağa doluyorsun? Çatal bıçak kullanman lazım. İşte bunu dene. Daha iyi değil mi? Ve çok lezzetli. Neden her şeyden korkuyorsun? Çocuk gibisin. Uzun bir yolculuktan... Yani uzun bir uçuştan sonra herkesin sıcak bir duşa ihtiyacı vardır. İniş modülünü çalıştıralım ve seni koltuğa oturtalım. Al bakalım. Sana çay yaptım. Evet sıcak. Soğuması için üflemen lazım. Bu gezegen kesinlikle ona uygun değil. Her şeyden korkuyor. Evet, sabırlı olmam lazım. Ve ona dünyadaki hayatı öğretmeliyim. Televizyonu öğretmek de kolay değil. Bu tuhaf şey de ne? Ah! İnanamıyorum. Bu da ne? Bu gizemli objede kızımızı korkuttu. Ama bu da ne? İster inanın ister inanmayın. Pinpon turnuvası onu rahatlattı. Ve yeni oyuna kendisini kaptırdı. Hem de biraz fazla kaptırdı. Çünkü oyunun odada oynandığını sanıyor. Ve oyuna dahil olmaya çalışıyor. Sadece raket yerine tava ve yumurta kullanıyor. Evet, bu iyi bir seçim değil. Belki de yumurta pişirmeliyiz. Evet, kazandım. Çok iyiydim. Hey, çiğ yumurta yemesen daha iyi olur. Görünüşe göre bir uzaylıyla yaşamak hiç de kolay değil. Birlikte film izlemek belki sorunu çözebilir. Ah, burası çok sıcak. Kola içmeye ne dersin? Uy, çok kötü. Sıcak koladan daha kötü bir şey olamaz. Bu çok iğrenç. Görünüşe göre bir uzaylıyla yaşamanın iyi yönleri de var. Tek bir el hareketiyle kızımız Pepsi'yi soğutmayı başardı. Vay canına. Kutu buz gibi. Harika. Vay canına, bu çok havalı. Şimdi de mikrodalgada mısır patlatalım. Bunun nesi tuhaf? Ama uzaylı misafirimiz için tüm süreç sihir gibi. Mikrodalga fırın ona uzay gemisi gibi mi görünüyor? Vay canına. Bu nasıl mümkün oldu? Sadece fizik kuralları. Mikrodalga deneyimi uzaylıyı çok etkiledi. Ama o da bir sürü şey yapabiliyor. Mesela sadece elleriyle mısır patlatabiliyor. Vay canına. Bu çok etkileyici. Bu iki paket arasında hiç fark yok. O zaman neden mikrodalga kullanalım ki? Ama kimse okulu ekemez. Uzaylı misafirimizi de okula götürmeliyiz. Çünkü onu evde yalnız bırakamayız. Eğer onu bir insan gibi giydirirsek kimse durumu fark etmeyecektir. Ama diğerleri gibi olmadığı için kendisini biraz kaybolmuş gibi hissediyor. Ona çok dikkat etmeliyiz. Çünkü oturmuş etrafına hipnotize olmuş gibi bakıyor. Öğretmen ödev verdi. Hemen çalışmaya başlamalısınız.
Ama bunu nasıl yapacağım? Sanırım uzaylı önündeki inek öğrenciye bakıyor. Sanki bakışıyla onu öldürecek. Hey, sorun nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun? Houston, cevap ver. Aa, anladım. Uzaylı kız inek öğrencinin beynine bağlandı ve bilgileri kopyaladı. Harika. Tüm hayatım boyunca neredeydin uzaylı kız? Bu çok etkileyici. Ve çok yararlı. Sadece onun kendisine gelmesini sağlamalıyım. Neden elini kaldırman gerekiyordu ki? Şimdi tahtaya çıkıp cevap vermen gerekiyor. Uzaylıya tebeşir verdiler ama onun bununla ne yapacağına dair bir fikri bile yok. Tamam, ona yardım etmem lazım. Tebeşiri kalem gibi kullan. Aa, anlamıyor. Siz işaret diliyle anlaşmaya mı çalışıyorsunuz? Öğretmen bu saçmalıktan sıkıldı. Sanırım kızımız evrenle bağlantı kurmaya çalışıyor. Herkes donup kaldı. Zamanı durdurmayı da mı biliyor? Harika, sorun çözüldü. Öğretmenin kafası karıştı. Bu da nedir? Uzaylı öğrenci sınıfın en başarılısı oldu. Artık kızımızı arkadaşımızla tanıştırabiliriz. Neden onu arkadaşlarımızdan birinin doğum gününe götürmüyoruz? Böyle dramatik bir kıyafet giymemesi lazımdı. Farklı karnı herkesin dikkatini çekti. Senin göbek deliğin yok mu? Çok tuhaf. Sen uzaydan falan mı geldin? Aa, kıyafet kuralları olduğunu bilmiyordum. Ama kimse bu durumdan rahatsız olmadı. Yeni uzaylı kız yeni arkadaşlar edinmeye başladı. Görünüşe göre kendi selamlaşma yöntemini geliştirmeye başladı. Arkadaşım tam zamanında yardıma geldi. Kızları yeni dünya dışı arkadaşlarıyla yalnız bırakabilirim. Kızlar genelde ne konuda dedikodu yaparlar? Tabii ki erkeklerle ilgili. Uzaylı kıza ne ile uğraştığını anlattılar. Aa, senin erkek arkadaşın çok çapkın. Herkese asılmanın bir yolunu buluyor. Ondan uzak dursan daha iyi olur. Ama bir uzaylının gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kızımız ona yalan söylendiğini biliyor. Dikkatli olun dedikoducu kızlar. Şimdi Mars'ta hayat olup olmadığını anlayacaksınız. Donun. Şimdi de yıldız savaşları başlasın. Aa, canım çok yandı. Hoşça kal de tatlım, gidiyoruz. Dünya dışı medeniyetlerle ilgili pek de bir bilgimiz yok. Belki de uzaylılar uzun süredir aramızda yaşıyor olabilirler. Mesela şu evsiz adama bakalım. Çok üzücü ama güvenilir biri değil. Çok kötü davranışları var ve zamanı nasıl durduracağını biliyor. Bakın, şu adamı soydu. Görünüşe göre bir adamı kolayca heykele dönüştürmesi yeterli. Çok kötü biri. Yakında çok zengin olacak. Bakalım şimdi kimi soyacak? Tabii ki tuhaf çiftimizi. Ah, üzgünüm dostum, bu sefer olmaz. Hilelerin uzaylı misafirde işe yaramaz. Görünüşe göre evsiz adam ve uzaylı kız birbirini iyi anlıyor. Aynı gezegenden geliyor olmalılar. Ya da belki de aynı masada bile oturmuş olabilirler. Kesinlikle aynı dili konuşuyorlar. Hepimiz güvendeyiz ve paramız da çalınmadı. Gökyüzünde bizi bekleyen bir yıldız var. Sanırım evini özledi. Uzaylıyla mutlu olabiliriz. Ne de olsa insanlarla ilgili her şey ona yabancı. Ama sevgimiz dünyanın da ötesinde. Yine de biraz tuhaf bir durum. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse gerçek bir uzaylıyla tanışmak ister miydiniz ve arkadaşlarınızdan biri belki de uzaylı biri olabilir mi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni uzaylı videolarını kaçırmazsınız.
Kaçırma.